Ekranda natürel için kullanılan işareti görüyorsunuz arkadaşlar. Önünde bemol veya diyez işareti olmayan her nota, iki istisnai durum dışında her zaman natüreldir. Birinci istisna şu. Eğer bir notadan önce değiştirici işaret ya da arıza kullanılırsa, o notanın sesindeki değişiklik ölçü boyunca devam eder. Ölçü çizgisinden sonra değiştirici işaret olan bemol veya diyez tekrar eklenmezse, nota natürel haline geri döner. Gelin Beethoven'ın 5. senfonisinin son bölümüne bir kere daha bakalım. İkinci ölçüde fa diyezi gördünüz değil mi? Bir sonraki ölçünün başında tekrar fa diyez var. Dördüncü ölçüde ise ölçü boyunca fa diyez kullanılıyor. İkinci istisna olaraksa tonal donanımdan bahsetmemiz gerekir. Tonal donanım, portenin başına, anahtar ile ölçü işaretinin arasına ve takip eden notaların öncesine konulan diyez, bemol, çoklu diyez veya çoklu bemol işaretlerinden oluşur. Örnek vermek için başlığa bir diyez ekleyelim. Önce porte, sonra anahtar, sol anahtarı kullanalım. Tek bir diyez ve ölçü işareti, o da dört dörtlük olsun. Birinci diyez her zaman fa'nın bulunduğu çizgiye gelir ve sol anahtarının 5. çizgisine konulur. Fa anahtarı içinse ilk diyez 4. çizgiye konulur. Bu diyez işaretiyle bu parça içinde çalınacak tüm fa notaları fa diyeze dönüşür. Şimdi size 4 tane fa notası dinleteceğim. İkisi fa, ikisi de sol anahtarında. Şimdi de portrelerin başına diyez işareti ekleyelim. Az önce duyduğunuz fa notalarını şimdi fa diyez olarak duyacaksınız. Tonal donanım ile ilgili farklı bir örnek için gelin bu sefer tek bir bemol işareti kullanalım. İlk bemol her zaman si'ye gelir. Sol anahtarında 3. çizgiye, fa anahtarında ise 2. çizgiye konulur. Bu sayede çalınan her si notası tekrar başına bemol eklemeye gerek olmadan si bemole dönüşür. Buna ek olarak tonal donanımla ilgili bir kurala daha dikkatinizi çekmek isterim. Diyez kullanılan bir başlıkta bemol kullanamayız. Aynı şekilde başlıkta bemol olduğunda da diyez kullanamayız. Eğer bir parçanın tonal donanımında tek bir diyez varsa, o parçanın bütün fa notalarının fa diyez olarak çalınacağını öğrendik. Ama besteci bir fa natürel çalınmasını isterse, bu notanın yani bu fa'nın başına bu sefer de natürel işareti koyar. Bu işaret de aynı diğer arızalar gibi notanın önüne gelir. Şimdi size Brahms'tan bir obua üvertürü dinleteceğim. Brahms, portrelerin başında sol anahtarından sonra 5. çizgide diyez işareti kullanmış. Bunun tüm fa'ların fa diyeze dönüşeceği anlamına geldiğini öğrendik. Ama Brahms bu ölçüde fa natürel istediği için fa'nın başına natürel işareti eklemiş. Aynı şeyi keman bölümünde de yapmış. Son olarak bir de bemollere bakalım. Çaykovski'nin 4. senfonisinin son kısmında ilk bemolün her zaman si olacağını biliyoruz. Sol anahtarında ilk bemol 3. çizgiye konur. Flütle çalınan melodide Çaykovski si bemol yerine si natürel istediği için si'nin başına natürel işareti koymuş.